Nereye sakladın telefonumu acaba? Han Bey. Ne o? Çekmece yok. Burada bir şey yok. Aa, hakikaten ışık var. Kız gizli planı mı yaptırmış bu? Kesin orada. Atmamış bunu. Pis. Dur bakayım. Şurada. Aa, bunlar ne be? Bu ne? Yok işte. Nereye koydum? Nereye koydum? Han, bir konuşalım mı? Gel. İşler bayağı çığırından çıktı. Siz neden Esra ile sürekli birbirinizi dolduruşa getirip duruyorsunuz Esat? Anlamadım. Öyle her şeyi birbirinize anlatıyorsunuz ya. Onu soruyorum. Kızın başı benim yüzümden belaya girdi. Kendimi kötü hissediyorum. Konuşacağız tabii. Ne yapacaktık? Konuşmayacak mıydık? Ortak bir konunuz oldu yani konuşacak, öyle mi? Sen ciddi misin ya? Bak abi, ben elimden geldiğince sana yardım etmek isterim. Susarım, sabrederim. Gözümü, kulağımı kapatırım. Ama yani Esra'yı ikide bir tehdit etmesi... Bu göz yumulacak bir şey değil ki ya. Sana ya da ona bugün mesaj attı mı? Bana atmadı. Bildiğim kadarıyla ona da atmamış. Radyoyu aramış mı? Ya da bir şey yollamış mı? Ya da ikinizden biriyle bugün irtibata geçmeye çalıştı mı? Hayır. Demek ki ben de bir şeyler yapıyorum Esat. Bak, Gülben'den çok daha tehlikeli insanlar var bu hayatta. Bence sen biraz onlara dikkat et. Kimden bahsediyorsun mesela? Zararın nereden geleceği belli olmaz. Bir bakarsın bebek yollayanlardan değil de... duygularını kullanıp ağzından laf almaya çalışanlardan yersin darbeyi. Yani sen şimdi Esra Gülben'den daha tehlikeli diyorsun. Ben yanlış duymadım yani, bunu diyorsun. Gülben benim kırmızı çizgim. Sizi ondan değil, onu sizden korurum diyorum. Koru.